CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erciş'in il yapılması ile ilgili kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Erciş'in böylece yaralarını daha çabuk saracağı görüşünde. Dün başkentte partilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Başbakan Erdoğan'la arasındaki mektuplu siyaset de vardı. Var olan sorunların hala çözülemediğini görmek beni üzüyor. İki ayrı kriz merkezinin olması özellikle Van'da doğru değil. Köylerdeki sorunun daha ağır olduğu ifade edildi bize. Özellikle kırsal kesimde sorunların azalmadığını, arttığını ifade ettiler bize. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bayramın ilk günü ziyaret ettiği Erciş'in il olması gerektiğini söyledi. Ankara'ya döner dönmez de konuya ilişkin kanun teklifinin hazırlanması için talimat verdi. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Onlar Erciş'in il olmasını istediler. Daha önce deprem yaşanan ilçelerde ciddi önlemlerin alınması ve sonuçlanması, hızla sonuçlanması için hükümetlerin o ilçeleri il yaptığını örnek olarak gösterdiler. Yalova'yı ve Düzce'yi örnek verdiler. Erciş'te depremde, depremin merkezi aslında. Burada da yaraların hızla sarılması için Erciş'in il olmasını istediler. Ben de arkadaşlara talimat verdim. Bu konuda bir kanun teklifi hazırlayıp parlamentoya sunacağız. Diğer partiler de destek verirse Erciş il olabilir. CHP genel merkezindeki bayramlaşma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, ayrıca başbakanın kendisine yazdığı cevap mektubunu da değerlendirdi. Başbakan özür dilemeli dedi. Kayseri konusunda Sayın Başbakan'ın mektubunu aldım. İçeriğine bir şey söylemiyorum. Kapatılan bir yolsuzluk dosyasını açtığım için bana teşekkür etmesi lazım. Ve bana yönelttiği suçlamalardan ötürü de benden özür dilemesi lazım. Bayramlaşma töreni sırasında sıcak ve renkli görüntüler de yaşandı. Resme merakıyla tanınan Kılıçdaroğlu, bayramlaşmanın ardından genel merkezde açılan zihinsel engelli bir vatandaşa ait resim sergisini de gezdi.